Siber'in günlüğü. Siber'in günlüğünden herkese merhaba, ben Murat Lostar. Ben Tuğba Arslık, merhaba. Bu haftaki haberi nedir Tuğba'cığım? Sevgili Murat, aslında benim haberim geçen haftalarda vermiş olduğumuz bir bu sosyal medya mecralarıyla alakalı olan kamu otoritelerinin kararının takibiyle alakalı bir haber. İstersen hemen detaylarına geçeyim. Sosyal medya yasası kapsamında biliyorsun Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal medya platformları için Türkiye'de temsilci bulundurmaları için bir süre tanımıştı kamu otoritesi bu düzenlemeyle birlikte. Ne demiştik? Bu sosyal medya mecralarının Türkiye'de bir temsilcilik ofisi açması ve işte yasal işlemler konusunda veya herhangi bir içeriğin ya da sayfanın yayınının durdurulması söz konusu olduğunda bu temsilcilik üzerinden işlem yapılması öngörülüyordu bu yasa paketin içerisinde. Aynı şekilde bu konu biliyorsun kamuoyunda da çok yoğun tartışmalara bizim kanalımızda dahil olmak üzere neden olmuştu. Bunun dışında eğer bu temsilcilik ofisleri açılmazsa biliyorsun belli para cezaları ve işte belirli bir süre sonra da hala herhangi bir işlem yapılmaması durumunda benvitin kısıtlanması konusunda bir takım işlemler, ceza işlemler söz konusu. Şu ana kadar yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tanınmış olan yasal sürenin sonuna geldik. Ve ne Facebook, ne Twitter, ne YouTube cephesinden, ne de Instagram cephesinden herhangi bir temsilcilik ofisi halihazırda Türkiye'de kurulmuş değil. Bununla alakalı sanıyorum yakın zamanda yasal yaptırımların da gündeme geldiğini göreceğiz. Ne diyorsun? İki şey düşünüyorum açıkçası ama hangisinin daha gerçekçi bir açıklama olduğundan çok emin değilim. Bunlardan bir tanesi bu sosyal medya kurumları şeyleri şirketleri demişlerdir ki biz ülkelerin regülasyonlarını umursamayacağız ya da çok umursamayacağız. Dolayısıyla biz ofis açmayacağız gibi bir karar vermiş olabilirler. O zaman tabii ki bu kanunun sonuçlarıyla da başa çıkmak üzere gerekli hazırlıkları yapmış olmaları beklenir. Bu bir ceza olabilir. Söylediğin gibi erişimin ya da bant genişliğinin kısıtlanması olabilir gibi. Ama bir ikinci sebep daha düşünebiliyorum. O da içinde bulunduğumuz özel dönemle ilişkili. İki tane önemli gelişme oldu. Bunlardan bir tanesi Şubat'tan ya da geçen yıldan beri ya da Türkiye itibariyle Mart'tan beri olan ama ikinci dalganın geleceği gördük ve sonunda yoğun bir şekilde tüm dünyaya geldi. Ciddi bir pandemi durumuyla karşı karşıyayız. Yurt dışındaki bir şirketin Türkiye'ye temsilcilik açıyor olması sadece yurt dışından bir talimat gönderip Türkiye'deki birilerinin bunu açması şeklinde olmayabilir. Yurt dışından gerçekten bir yetkilinin gelmesi, burada belki bir takım iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi gibi bir süreç gerekiyor olabilir. Ama pandemi buna izin vermiyor olabilir. Üstüne bir de ne yazık ki hani işin içine deprem girdi geçen haftadan bu yana. Hani o da hani çok üzüldüğümüz bir durum ama hani bu açıdan, bu haber açısından değerlendirirsek ciddi bir sıkıntı olabilir. Belki birileri gelecekti, gelemedi. İşte uçuş yasakları dahil oldu. Dolayısıyla biraz belki bunu beklemek de gerekiyor. Bizim bilmediğimiz, hani açılmadığını biliyoruz ama açılmaya yönelik niyet olup olmadığını bilmiyoruz. Herhalde önümüzdeki günlerde, haftalarda biraz daha bunu izlememiz gerekecek diye düşünüyorum. Evet sevgili Murat, şöyle bir gelişme var aslında, onu da belirtmekte fayda var. Malum siyasi partilerden bir tanesi bu yasanın iptali için aslında bir yasal işlem başlattı. Bunu da belirtmekte fayda var. Belki bu söz konusu partiler bu başvurunun sonuçlanmasını bekliyor da olabilirler. Çok haklısın. Üçüncü bir seçenek de bu olabilir Tuğba. İzinle ben de bu haftaki haberime zaman kaybetmeden geçmek istiyorum. Biliyorsun geçen haftalarda da biraz konuştuk. Aslında aybaşı itibariyle eskiden Siyah Cuma, Kara Cuma, işte Black Friday ya da Cyber Monday denen daha doğrusu haftalar hep Kasım ayına gelir. Yavaş yavaş bu Cuma'dan, Pazartesi'den ya da işte bir şirketin kurguladığı 11-11 yani 11 Kasım tarihinden yavaş yavaş dışına doğru çıkıp genişlemeye başlamıştı. Bu yılda aslında bir hayli genişledi. Birçok şirketin o zamanları beklemeden 5 Kasım Perşembe akşamı itibariyle bir sürü kampanyayı başlattı ya da başlatacağı haberini aldık, başlatıyor olduğu haberini aldık. Eminim diğerleri de devam edeceklerdir.
Ama bu özellikle elektronik perakende sektörü ya da elektronik ticaret sektöründeki bu yoğun kampanya dönemi hem Türkiye'de hem yurt dışında çok ciddi rekabete de sahne oluyor. Hatta bunun çeşitli sonuçları ya da çeşitli ön hazırlıkları arasında kimden çıktığı belli olmayan belirli elektronik ticaret şirketlerine yönelik karalama kampanyaları da var. Yok işte hacklendi, verisi sızdı vesaire gibi asılsız haberler de görüyoruz. Bunun benzerlerinin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada olduğunu da görüyorum. İlginç bir haber dikkatimi çekti. Onu paylaşmak istedim. O da ilginç bir saldırı, veri sızıntısı da demek mümkün ama daha çok siber saldırı yöntemi olduğunu gördüğüm bir saldırı bu. Amerika, Kanada gibi Amerika kıtasının Amerika'da kıtasında olan önemli bir yapı market var. The Home Depot diye, Home Depot, işte ev deposu. Home Depot'a yönelik saldırı da verilerin sızması, başka yere aktarılması değil Tuğba. Ama insanların yapmış oldukları alışveriş bilgilerinin birbirlerine gönderilmesi gibi bir saldırı gerçekleşmiş. Bu da onu alanların birbirleriyle iletişim kurmaları, alanların sosyal medyada bu durumu açığa kavuşturmaları ya da açıklamaları gibi biraz böyle büyüyerek, artarak bir çığ etkisi yaratması söz konusu. O da tabii eminim tam da bu dönemde, tam da kampanya döneminde Home Depot'a biraz olumsuz etkide bulunacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz neye alışkınız? İşte verilerin kriptolanması, çalışması hale getirilmesi, verilerin çalınması, satılmaya çalışılması ya da çalınması belirli sitelerde yayılması. Ama şimdi bu sefer bir de o verilerin diğer müşterilere gönderilmesi gibi enteresan bir saldırı yöntemi var. Yaklaşık işte bir kişiye 600 farklı kişinin işte ev adresi, siparişi, hatta belli durumlarda ödeme bilgisinin gittiğini öğrendik bu yeni saldırı yönteminde. Evet, bunu özellikle biliyorsun Home Depot gibi sitelerde değil de daha ziyade lüks tüketime yönelik ürünler satan pırlanta, işte zinet eşyaları gibi böyle biraz daha kıymetli, biraz daha lüks tüketime yönelik olan şeylerin gönderimiyle ilgili veri eşyaları durumu söz konusu oluyordu. Ya da bu işte Covid'de özellikle Uzak Doğu'da gördüğümüz örnekleri vardı biliyorsunuz. İnsanlar kimin irtibata geçtiğini saklıyordu ama hackerlar bunu ortaya çıkarıp işte hayır, bu adam şu kadınla temastaydı. Dolayısıyla Covid'i de buradan kapmış olmalı. Aslında işte filanca eyaletteydi, filanca lokasyondaydı. Covid'i de buradan kapmış olmalı şeklinde takım inşalarda bulundular ve bu sayede aslında biraz da tespit edebildi bu hastalığın gelmişi, geçmişi, seceresi diyeyim. Benzeri bir örneği burada görüyoruz ama Home Depot'ta satılan ürünlere baktığımız zaman aslında bu da biraz markaya yönelik bir saldırı gibi geliyor bana, değil mi Murat? Yani, evet, işte tam kampanya dönemine yönelik. Hani doğrudan bireye zararlı olabilecek bir şey satılan ürünler nezdinde baktığında pek bir etkisi yok. Çok gerçekten yüksek rekabetin bulunduğu acımasız bir pazar. Biliyorsun ben de yıllardır hani ticaretin içerisindeyim. Vallahi sabır diliyorum yani. Bu arada Tuğba, bu hafta çok sayıda haber vardı her hafta olduğu gibi. Benim attığım haberlerden bir tanesi tam senin söylediğin üzerine. İşte değerli maden lüks tüketim ürünleri satan bir elektronik ticaret şirketinin de verilerinin aslında sızdığı, belli bir içeride siber saldırı olduğu. Fakat enteresan, Şubat ayında gerçekleşmeye başlayan siber saldırıdan daha yeni yeni şirketin haberdarı olduğu, yani bu saldırının bir seferlik verilerin sızması değil, içeri girip içeride kalınması, Şubat'tan bugüne kadar yaklaşık 7-8 ay, hatta 9 aya yakın bir zamanın geçtiği bir haber de söz konusuydu. Ama henüz yeterince detaylar belirlenmediği için benim atladığım, bu haftaya almadığım haberler arasındaydı. Söylediğin kesinlikle doğru. Home Depot örneğinde bireylerden çok kuruma yönelik bir saldırı var ama zaten bu kampanya dönemlerinde de yine bireylerden çok bu büyük rekabet, büyük elektronik ticaret şirketlerinin birbirleriyle ya da birilerinin bir takım başkalarına yönelik saldırılarına sahne oluyor her sene olduğu gibi. Evet, çok teşekkürler sevgili Murat. Peki bu haftalık da bu kadar diyelim mi? Herkese keyifli haftalar, hoşçakalın. Hoşçakalın.